Ben kuş tüylerinden bahsetmek istiyorum. Kuş tüylerindeki simetrik yapıyı, o yapılarındaki üstteki tüylerin daha büyük olup aşağı doğru indikçe tüylerin incelmesi ve genel yapısını görenler, o estetik görüntüyü görenler genel olarak çok şaşırmışlardır. Çünkü Allah'ın muhteşem bir yaratma sanatı vardır kuş tüylerinde. Fakat daha detayına bakıldığında aslında çok daha şaşırtıcı, çok güzel özellikler çıkar. O kuş tüylerinin her bir tüyünde gözle görülemeyecek şekilde mevcut olan başka tüycükler vardır. Ve o tüycüklerin de her birinde daha da detaya inildiğinde çengel adı verilen minik kancalar vardır. Bu minik kancalar kuş tüylerinin birbirine bir fermuar gibi bağlanmasını sağlar ve hatta kuş tüyünü eline almış olanlar ayırdıklarında onları görmüşlerdir. Yani tüyler tamamen birbirine yapışık vaziyette dururlar. Fakat elle biraz hafif zorlayarak açmak gerekir. İşte o yapıyı sağlayan, o fermuar şeklindeki yapıyı sağlayan tüylerin üzerinde bulunan tüycük denen daha küçük, gözle görülemeyecek bölümlerin daha da küçük parçaları olan çengellerdir, minik çengellerdir. Maşallah. Kuş tüylerindeki bu detaylı tasarımın dışında aynı zamanda renk çeşitliliği de çok dikkat çekici. Biliyorsunuz kuş tüylerinde çeşit çeşit ve her türlü kuşun farklı olacak şekilde muazzam bir renk çeşitliliğine sahip olduğunu biliyoruz. Bu da kuş tüyleri ilk oluşmaya başladığında içinde depolanan pigmentler vesilesiyle ve ışığın yansımasına göre değişiklik gösteriyor. Fakat kuş tüyleri keratinden meydana geldiği için doğal şartlara göre ve bulundukları ortama göre genellikle sürekli yıpranmaya uğruyor. Bunun için de sürekli yenilenmesi gerekiyor. Bu da Allah'ın yine bir yaratış şarkısıdır maşallah. Çünkü biz bir kuşa baktığımızda her ne zaman bakarsak bakalım onun hep mükemmel renklerini, üzerindeki o harika desenleri görürüz. Fakat bu bizim haberimiz bile olmadan Allah'ın kuşlara verdiği bir nimet vesilesiyle sürekli o keratinden oluşan yapının yenilenmesiyle meydana geliyor. Şimdi kuş tüyleri resimlerimiz de var. Onlara da bakalım inşallah. Onlar da çünkü çok güzel ve estetik maşallah. Öbür dosyada. Çok güzel maşallah. Çok güzel maşallah. Kuşların tüyleri gerekli uzunluğa, türün renk ve desen özelliklerine tam ulaşıncaya kadar gelişmelerini sürdürürler. Yani o yenilenmeyi sürekli devam ettirirler. Normalde evrimcilerin iddiasına göre, teşekkürler resimler için, evrimcilerin iddiasına göre bu şekil böyle bir şeyin hiçbir zaman olmaması gerekir. Şöyle olması gerekir evrimcilerin iddiasına göre. Kuş tüyleri o yıpranma oluştuğunda ya bir işe yaramadıkları için kaybolmaları gerekir. Yani kuşların o tüylerini kaybetmeleri gerekir. Ya da o gelişmenin belli bir aşamada durmaması gerekir. Çünkü sürekli yenilenmesi gerekir. O da kuşların ihtiyacının ötesinde garip şekillere ulaşmasına sebebiyet verecek kanatlara veya tüylere sahip olmasına sebebiyet verir. Yani her halükarda evrimcilerin iddialarının hiçbir şekilde bağdaşmayacağı bir görüntü bize sunar kuş tüyleri inşallah. Maşallah, elhamdülillah. Maşallah.